Geldik, karıştık ve bizim canlı yayın güme gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir anda kapandı. O yüzden çok çok özür diliyoruz. Canlı yayın kapandığı için sizlerden. Şimdi devam ediyoruz bir tanelerim. Kusura bakmayın. Bir anda arkadaşın eli değmiş, kapatmış. Ondan sonra da mecbur açamadık bir anda. Bir de benim şarjım herhalde bitmiş. Öyle yani. Tamam mı? Kusura bakmayın lütfen. Özür diliyorum. Şimdi ben devam ediyorum ben zaten. Bu kurumuş. Bu kuruduğu için bunun üzerinde bakın. Şurada bir desen var. Görüyor musunuz? Ne yaptım burada? Pat pat yaptım. Şuraya şeyi tutayım gene ben. Bunun sonlanmasını da görmüş olursunuz. Çok güzel. Ondan sonra çok özür diliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi telefonumun da şarjı bitmiş. Bir anda kapanıverdi. Çok çok özür diliyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Oho, benim öğrenciler vallahi var ya. Oh, kebap. Değil mi? Gel gel. Tamam, kapatma kapatma şeyi. Sen bırak sen. Geliyor. Gel hemen 2 dakika ben şunu yapacağım. Ne yapayım hocam? Sen şunu tut sen. Tamam. Elimizde şapan. Şu bak iyi öğrenci. Hemen bıraktım kalktım. Ya bak işte iyi öğrenci böyle oluyor işte. Bak görüyorsun değil mi yani? Böyle yani. Öbür öğrenciye laf oldu şimdi. Olmadı. Tutayım mı hocam? Tut aşkım. Şimdi şuraya bakalım. O buraya giriyor mu? Giriyor şuraya. Şunu şöyle şuraya biraz çevireceğiz. Evet. Şimdi sen şey yap aşkım. İçine bak. Şimdi bak. Şimdi ne yapmıştık? Bu tarafa yapmıştık ya. Elin titriyor. Niye elin titriyor? Evet, sinirsel. Ben de heyecanlandım. Yok yok hocam. Heyecanlanmaya giriyor. Yok. Seni heyecanlandırdım mı acaba? Her zaman titriyor. Şimdi bakın. Bu genetik sıkıntı yok. Şimdi bakın şu şekilde. Bu tarafa yapmıştık. Şimdi bunu bu tarafa da yapacağız. Bunun da kuruması lazım ki ondan sonra üzerinden eskitmelerini yapalım. Yönleri farklı. Biri bir tarafa bakıyor. Yani şimdi hani deseni istersen hani aynı yönde de koyabiliyorduk ama bu desen mesela parça parça koyacağımız için ikisini farklı yönlerde koymak daha avantajlı olacağını düşündüm. Alanda dar olduğu için. Aynen. Alanda, yan yana. Evet. Aynen aynen. Alanda biraz dar. Bu eski tepsiyi yapıyoruz biliyorsun. Arkadaşlar tekrardan katılan arkadaşlara söyleyeyim. Özür dilerim. Şarjım da bitiverince artık mecburen tam yayın esnasında şakadanak gittik. Birazcık şarj ettik. Geri döndük hemen. Benim telefon sağ olsun. Ben bir suya düşürdüm de telefonumu. Evet duymuştum videonuzda. Vallahi başı ikide bir şeyler yapıyor. Kendi kendine sağ olsun şeyler yapıyor bana. Oyunlar oynuyor yani. Ya. Bir şey yapamıyorsun yani. Şöyle şöyle yaptık mı? Gayet güzel olacak. Evet. Şöyle. Aa, çok güzel oldu. Buralara yapmaya bile gerek yok. Değil yani, mi? Çamurazlama muhteşem şey bir şey oldu vallahi. Sonra ben sana bunu vereyim. Sen tamam bunu hocam. Alayım ben bunu. Şöyle bir tutup mu? Evet canım. Evet sevgili arkadaşlarım. Bu ikide niye kaldı? Bir sürü insan geldi ama bak işte telefon gerçekten kafayı yedi. Ha. Katılanlar bir sürü ama şeyi göstermiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Telefonun şarjı gitti bir anda. Saat kaç şu anda? Zaten ders saatimize de az kaldı. Azıcık bir şey şarj edebildim arkadaşlar. Bugün çok canlı yayın yaptık ya. Öyle bakın bunun da böyle etrafından gölgelendirmelerini yaptık. Ben size devam ediyoruz. Evet rölyefle işimiz bitti hayatım. Onu kapatıyoruz. Şu şekilde şöyle. Şimdi şu fırçamı alıyorum. Eskitme waxım siyah. Alabilir miyim? Şu ne? Siyah mı bu? Bu siyah evet. Bunu bir açabilir misin bana? Böyle işte tekrardan alıyoruz. Şu şekilde bakın buralardan koyuluklar vererek devam ediyorum. Şeyse sen işine bakabilirsin aşkım. Şeyi yıkadın mı ama? O stensil kurur. Sen onu yıka. Yoksa sana şey olur. Evet sıkıntı olur sonra bir tanem. En azından yıkanmış olsun ki hani şey yapmasın. Wax'ın şöyle bir güzelliği var. Fazla kaçırdığınız zaman ıslak mendille silip
Bunu düzeltebiliyorsunuz. Bakın. Gördünüz mü? Harika. Evet. Şu şekilde. Bakın. Bakın şu şekilde buralara geçiyoruz. Böyle. Biraz önceki Geren Bey şeyi de istemiş. Bakalım duvar çalışması falan olursa onlara bir şeyler de yaparsak sizinle paylaşırız yine. Hallettim hocam, olabilir. Tamam canım. Şöyle vereyim. Biraz daha koyulaştırıyoruz burayı hayatım. Böyle. Şöyle. Bakın şimdi şöyle muhteşem bir eserimiz ortaya çıkmış oluyor. Onu konuşuyorduk Dilek Hanım. Almaya kalsanız milyonlarca para. Değil mi? Öyle. Yani aynen öyle. Gerçekten böyle bir panoyu almaya kalsanız dünyanın tabloda dünyanın parasını ödüyorsun. Şöyle da şöyle şöyle geçelim. Hem de onu dinleniyor hem de maliyeti düşük. Evet. Hem sen yapmış oluyorsun. Tabii. Yani o çok önemli. Evet. Kendin yapmış oluyorsun. Birebir kendinin eseri yani. Ha, şimdi şuralarda gözüken yerler var ya. Buraları da böyle siyahla geçersen iyice bastıralım ki koyu olsun buralar. Evet. Senin şeye de uygun oldu biliyor musun? Koltuklara falan şu yeşil olayları. Hmm. Odanın ha, konseptiyle de uygun oldu. Aynen sormuştum. Öyle. Öyle devam ediyorsun. Gölgelendiriyorsun. Gel aşkım buraya. Aldın mı? Şimdi bu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi devam. Bunu da şimdi o siyah box'ta. Ondan geçeceğim de, hocam fırça dolu diye. Oradan arkadaşımızın işi bitince siyah box'ta geçebilirsin. Bakın şöyle. Yani eserimizde gurur duyuyoruz. Kullanılan renkleri daha sonra belirtir misiniz? Diyorlar. Kullanılan renkleri. Tamam, belirtelim. Onları şimdi isterseniz da gösterebiliriz şimdi. Şimdi ne kullandık onları gösterelim. Yeşil. Şu yağ yeşili. Kırmızı. Bu mor. Sonra sarı kullandık. Sarı kullandık biraz. Bir de beyaz. Beyaz. Beyaz şu. Bunları beş kullandık. Renk. Benim de. Bunları kullandık. Üzerinde beton efekti. Beton efektinin üzerinde beyaz süpürme. Aynı zamanda çalkıt box'larda espresso rengiyle siyah renklere gölgelendirmeler yaptık. Buradaki renklerin geçişlerini kendimiz sağladığımız için arkadaşlar o yüzden renkler farklı farklı çıktı. Sadece bakın burada sarı yok. Sarıyla yeşil burada karıştı biraz. Burada morla kırmızı karıştı. Yine morla yeşil karıştı. Yani buradaki amaç şu. Buradaki resmin bütünlüğünde hangi renkler yakışıyorsa o renkleri orada devam ettirdik. Diğerinde de mesela altın falan koyduk. Çünkü neden? Orada altın renginde akan bir şey vardı. Onu da o şekilde halletmiş olduk. Öyle bitirdik. Şimdi şeye stencil geçtik ama onun kuruması biraz zaman alacak zannedersem. O bize biraz gecikecek gibi. Evet. Ayşe Hanım şöyle bir tut da bir görelim ya. Valla Ayşe Hanım'la beraber çeksene. Ay muhteşem vallahi. Şöyle yakından da çekeyim. Değil mi? Yani şu bir de yaldız sevmiyor Ayşe abla normalde. Bak yaldız sevmeyen bir insan. Ama ne kadar güzel yakıştı. Aynen çok güzel yakıştı. Yani şu yer, takılarıyla falan. Evet. Yer çok önemli çünkü neden bak onu kullandık. Şurada. Ve şurada altın renkleri var bak şeyde. O yüzden bu altınları aralara gizledi ki bununla bir bütünlük sağlasın. Çok güzel. Diğerine neden koymadık? Çünkü onda altınlı bir şey evet. Yok. Bize yardımcı olabilecek. Benim işte o şey tiksindirmişti aslında. Hiç alakasız yerlerde böyle altın rengi falan. Ha, sen direkt ağır Osmanlı varakları falan geliyor tabii. Aynen aynen. Onlar geldiği için yaptım. O yüzden çok hoşlanmıyordum ama yerinde ve dozajında. Kullanılınca harika oluyor. Aynen aynen. Gerçekten öyle. Çok iyi. Canım hocam bu panolar sizin imzanız gibi oldu. Özdeşleşti sizinle. Mavi boyalı eller. Aa evet. Çok Tülin'cim, güzel doğru olmuş diyorsun. Demiş Tülay Hanım. Evet diyorum ya arkadaşlar bunlardan hep istiyorlar. Hatta onu söyledim dilekçime. Bir workshop hazırlayacağım ben. Bu workshop'u bu çalışmalarla ilgili workshop'u güzelce duyuralım. Antalya'dakilerle burada. Diğer illerde olanlarla da ona göre bir anlaşma ayarlarız. Ona göre gideriz ve orada dersimizi veririz. Bir workshop hazırlamış oluruz. Güzel olur.
Özge Fikriye hocaların bir tanesi yazmış. Ha, muhtemelen evet. Öğrencilerinizden falan mı bilemem. Fikriye Özge. Evet. Bir tane. O da şey, doğacı grubundan bir öğrenci arkadaşımız. Sağ olsunlar. Böyle bitirdik. Şimdi ben alayım onu. Evet tatlım. Teşekkür ederim. Benim şimdi bununla işim sadece... Şimdi siyahı veriyoruz. Evet. Şimdi siyahla sen geçiyorsun. Oraya benim siyah dokundur. Bak Ayşe işte. Ayşe'nin fırçayla işim bitti mi? İşte oldu da bitti maşallah yani. Bu kelime de bana şey gibi oldu. Sünnet çocuklarının şeyi gibi. Şimdi kenarlarına gidiyorsun bir tanem. Evet. Aynen. Bunda da seni çekelim şöyle bak. Of of of. Şöyle evet canım, YouTube kanalına atacağım ben bunların yapılışlarını yine Filiz'cim. Bu bütün çalışmaları hepsini YouTube'a yüklüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oradan izleyebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Evet, vallahi hepsi birbirinden güzel oldu. Şimdi bunu boyayacağız. Devam ediyoruz. O artık tamam, bununla işimiz bitti hayatım. Buradakini de şeye koyalım. Kurusun. Bak gördün mü? Karşılıklı evet. Stensini de yaptık mı? Hı-hı. Çok güzel oldu. Şimdi bunun kurusun bu da iyice. Evet, kabartmaları. Bakın neler neler, neler neler yaptık biz. Neler neler. Aynen. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Evet. Eski boyaları geçiyor. Yok, daha kuru. İyice bu kapatmadık. Şimdi bu boyaların iyice kapanması gerekiyor. Tekrar boyayacağım. Evet. Birazcık daha boyayacağız. Beyaz boyayla. Beyaz var mı? Yoksa şurada. Beyaz burada var. Var ya. Şurada beyaz var ya. Şunu koy oraya. YouTube kanalınızı seyretmekten evde iş yapamıyorum demiş. Ay canım benim ya. Valla öğrenciler çalışkan. Hemen bak padular çıkartıyor. Evet, evet, hayatın gerçekleriyle. Şimdi Dilek beni arıyor arkadaşlar. Hocam ne yapıyorsun diyor. Diyorum ki Dilekciğim diyorum, hayatın gerçekleriyle yüzleşiyorum diyorum. Bir ilk zamanlar şaşırıyordu, tamam mı? Ne oldu, bir şey mi oldu falan? Yok diyorum, ev temizliği yapıyorum. Bu da bir hayatın gerçekleri diyordum yani. Hayatın gerçekleriyle yüzleşiyorum. Evet, panomuzun son haline geliyoruz artık. Aynen. Bakın muhtemelen. Şimdi burada ne kullandık? Kullandığımız malzemeler, renkler, istediğiniz renkleri kullanıyorsunuz. İçindeki renklere göre seçiyorsunuz. Stencil'lar kullandık. Beton efekti kullandık. Eskitme wax siyah, eskitme wax espresso kullandık. Ondan sonra ne kullandık? Sarı, yeşil, kırmızı. Bunda değil ama. Bunda kırmızı, siyah, sarı, altın, antik altın kullandık. Çünkü burada altınlar vardı. Onunla bütünleşsin diye. Diğerinde de sarı, yeşil, ondan sonra mor, kırmızı, beyaz. Bu renkleri kullandık arkadaşlar. Evet. Tamamlandı. Gayet de güzel oldu. Şuraya birazcık daha yoğun yapalım mı siyahı? Evet, biraz daha o köşeleri biraz daha yoğunlaştır bir tane. Biraz daha geniş mi alayım acaba? Yok, çok genişletme. Gayet güzel. Aynen. Evet, gayet güzel. Evet, şimdi burada da bu eski ekmekliğimizi de bir taraftan kullanıyoruz. Yani valla öğrenciler bir tane iş yapmıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Kaç tane işle uğraşıyoruz aynı anda. Biri kuruyor diğerine geçiyoruz, biri kuruyor diğerine geçiyoruz. Böyle yani derslerimiz. Hepsinde de farklı teknikler. Tamam aşkım, ben ekran görüntüsü almak istiyorsanız renkleri hangisinde bu şey buradaki tabloyu mu soruyorsun Filiz'cim? Bu kızdaki tabloyu mu istiyorsun renklerini? Eğer şeyse bu renkleri koyayım. Diğerinde de siyah aynalarını kullandık aslında ama orada daha çok siyah kullandık. Tablo 50'ye 70 arkadaşlar bu tablo. Diğeri de 40'a 60. Ha, diğer tabloyu diyorsun. Tamam, bunu diyorsun. Şimdi bak burada ne kullandım onu göstereyim sana.
Antik altın kullandım. Şöyle. Aralara safran kullandım biraz. Şöyle. Ondan sonra ne kullandım? Şey, mor burada vardı birazcık değil mi? Biraz oradaki moru var. Alayım. Bir de kırmızı vardı. Bir de siyah. Mor, kırmızı, şöyle. Mor, kırmızı, siyah. Şu da şöyle, siyah. Bir de siyah renk vardı. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Bunları kullandık. Beton efekti. Ondan sonra bir de beyazla süpürdük. Beyaz da alayım. Ekran görüntüsü beyaz almak istiyorlarmış da. Bu da beyaz. Şimdi eskitme wax espresso ve eskitme wax siyah. Şu da siyah. Espresso ve siyah. Olayımız bu. Kullanılanlar arkadaşlar. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlara şöyle tutalım. Bakın bu şekilde. Bunları kullandık. Kullandığımız ürünler bunlar. Pirinç. Ha bir de dekopaj tutkalı tabii. Onu da unutmayalım değil mi? Şurada dekopaj tutkalımız. Pirincimizle beraber dekopaj tutkalım da burada. Tamam mı cancağızım? Ya muhteşem oldu hepsi vallahi arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Gerçekten güzel. Bakın bu arkadaşlar ilk gelen arkadaşlar şöyle kızımız. Oo bakıyor bak buralardan görüyor musun? Muhteşem oldu. Evet. Harika oldu. Şeyi de oraya koyabilir misin cancağızım? Yok yok diğerini de yanına koy. Ha, sandalyeye de onu koy. Şöyle bir karşılıklı bir bakalım. Bakışalım artık bu kızlarımızla. Nasıl olacaklar bakalım yani. Oh müthiş. Bakar mısınız? Aynen değil mi? Evet. Çok orantılı. Çok orantılı oldu evet. Aynen öyle. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Tablolarımız bitti. Gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Şimdi burada yapılan işlemleri söyleyeyim ben size. Baştan anlatayım. Bak bu katta kapandı bayağı. Şuraları da birazcık kapattığın zaman hayatım. Bir de şurayı açtığımız zaman. Şunu açmamız lazım. Şuraları da tekrardan boyadık mı? Bunun da hatta eskitmesini falan eğer şey olursa yaparız. Tamam mı? Şimdi burada neler yaptık onları atıyorum. Kırmızı kurdaleyi hak ettiler diyor. Hocam bütün kursiyerler yakalarına kırmızı kurdaleyi hak etmişsiniz arkadaşlar. Tülüncüm öyle dedi. Vallahi öyle yani. Hak ettiler gerçekten öyle. Şimdi neler yaptık onları anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle tuvalimizi zeminini geçişli geçişli renklerle boyadık. Kırmızı, mor, yeşil, sarı. Ondan sonra siyah, beyaz ne bulduysak. Yani bu içindeki kullandığımız renklerle neler varsa... Onları sürdük. Geçişli bir şekilde, degrade bir şekilde boyadık. Şuradaki bu kızımız dekopaj kağıdıydı. Bu dekopaj kağıdı olduğu için bunun alt zemininin açık olması gerekmiyordu. O yüzden direkt bunu arkasından ıslatarak, dekopaj kağıdımız büyük ve geniş olduğu için arkasından ıslatarak bunu yapıştırdık. Sonra buna gelelim. Bunda da yine aynı şekilde yaptık ama burada dekopaj kağıdı değil pirinç kağıdı kullandığımız için buradaki kızımızın resminin altını beyaza boyadık. Yani bunun altı şey olmadı. Tamam mı? Altının açık olması gerekiyor çünkü pirinç dekopaj yaparken. Ondan sonracıma boyadık. Bunları dekopajını yaptık. Alttan üstten. Dilekçim bu pirincin numarası nedir demiş. Lineart'ın bir pirinci arkadaşlar bu. İkisi aslında bunun da pirinci var ama biz burada dekopajı kullandık. Pirincini şeyde kullanacağız. Sınavda. Bunun pirincinin numarası ne? Tatlım. Oradaydı ya. Sen de vardı. Onunkine bakalım. Bunun pirinç dekopajının numarası 1548 diyor. 1548 bunun pirincin numarası 1548. Ama şununkini hatırlamıyoruz çünkü bunu burada kullandık. Devamı şu anda elimizde yok. Lineart'ın bir pirinci. Bunun
bundan almayın zaten. Onu ben yaptım. Başka onu yap. Almasın. Evet bak kıskanırız. Başka bunda olmasın. Aynen. Ondan sonra pirincimizi yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar etrafına stencil'larla ilk önce bakın şu stencil'ı kullandık. DN serisi 920 numaralı stencil'ı bakın şu stencil. DN 920 numaralı stencil'ı ne yaptık? Beton efekti yaptık. Burada. Ondan sonra burada da elimizde şey vardı. Kızın şuradaki desenine uygun olsun diye yılbaşıyla ilgili bir konsept stencil vardı. Biz onu burada kullandık. Çok da güzel yakıştı. Değil mi? Buradaki içindeki desenlere. Onu da orada kullanmış olduk. Bir de yıkık dökük tuğla desenimiz vardı. Onu da yanlarda kullandık. Bakın bu şekilde. Sonra ne yaptık? Beton efektiyle tekrardan o da kuruduktan sonra üzerinden geçişli geçişli beton efektini geçişler yaptık. Sonra o da kurudu. Kuruduktan sonra eskitme vaksı siyah ve eskitme vaksı ekspresso ile yanlardan derinlikler verdik arkadaşlar. Biraz zımparaladık betonumuzun üzerine. Sonra da beyaz boyayla süpürmeler yaptık ve bu şekilde bitirmiş olduk. Bunları. Evet. Şimdi de biz diğer işlerimize devam edeceğiz. Saatte geldi zaten ders şeyimizde. Var abi daha bir saatimiz varmış. Aa iyi daha bir saatimiz var. 4'te bitiyor ya. Saat kaç? 5 3 değil mi? Gayet iyi valla. Yani daha da bayağı da iş çıktı. Daha da çıkar yani. Bir saatte neler neler olmaz. Yani şu tablonun bitmesi bile benim için müthiş. Ama ne güzel oldu bak bir günde bitirmiş oğlum. Vallahi ya. Ya. Akşam gideceğim evin en güzel köşesine. Ay ne kadar güzel bir şey ama değil mi? Canım ağacının suratı tarihini görmek isterdim aslında. Ha. Kameraya falan. Evet sen onu bir kameraya al. Bunu ben yaptım. Altına da imzanızı atın. Evet. Atın vallahi bak ben hep unutuyorum imza atmayı da siz atın. Ben yazıyorum köşelerine. Vallahi yatın yani. Ben unutuyorum ya. Her yaptığımı. Diyorlar ki bana hocam imzalasanız bunu niye imzalamadınız? Unutuyorum diyorum. Ama atın. Bak şu aşağı köşesine imzanızı atın. Sizin yaptığınız benim olsun. Bak daha güzel oldu. Muhteşem oldu vallahi. Evet burada bakın bir tane de bunu bitirdik. Bunu da anlatayım size. Arkadaşımız bunu kendisi eliyle çizmişti, yaptı daha önce. Sonra biz bunun etrafındaki çerçeveyi beğenmiyorduk. Ne yaptık? Altın rengine boyamıştı ama güzel olmamıştı. Ne yapabiliriz diye düşündük. Burada tekstür pasta gri. Antik gümüş. Şu tekstür, krom tekstür pasta antik gümüşü kullandık. Bakın çok güzel dokulu bir çerçevem oldu. Sonra bunun etrafından yine köşeleri siyah ekspresoyla gölgelendirdik box'la. Buraları da beyaz boyayla süpürdük. Gördüğünüz gibi. Ve sonuçta muhteşem bir tablo çalışması oldu. Beton efektini verirken hangi malzemeyle yaptınız? Grimsiydi, biraz beyaz değildi değil mi diyor. Evet onlar normal beton efekti. Bakın şu beton efektiyle yaptım ama ben o grimsiliği biraz işte üzerinden beyaz süpürerek kırıyorum arkadaşlar. Çünkü tam böyle gri o şey durmasın diye biliyor musun? Evet aynen. Onu birazcık böyle süpürüyorum ki daha da güzel dursun diye. O şekilde böyle bitirmiş olduk. Evet. Evet canlar. Evet, sol kolumuzda ilk binanın altındayız. Bu kızlar ne için çıktı şimdi hayatımcığım? Onlar ne için çıktı hocam? Şunları ben sarayda, ahşapçıdan, kenardan, köşeden toplayarak evet. Şöyle üçlü bir. Aa süper olur. Güzel olmaz mı? Harika mesela olur. Mesela ortada olsa şunlar birbirine benziyor. Bak aynı bu tarzda yapabilirsin. Böyle. Evet. Yani bu da daha kolay aslında şey olarak. Bakın. Malzeme olarak. Evet, muhteşem olur. Böyle hani şey çok güzel şeyleri. Aynen. Bunlar çok güzel olur. Bunları da şey yaparsın. Böyle belki bunlara yaldız falan da olabilir. Tabii bunların bak şunlarda şu mesela, evet yaldız altınlar, gider. Buralara gider. Ben bunu severim bak. Yani.
altın yaldızlı geçişli boyarsın. Çünkü bak bunu yapıştıracağın için bunu da yine gömerek yaparsan bir bütünlük sağlamış olursun. Şu olaylar da kaybolur. Onlar da kaybolur. Aynen. Aynen. Bu tahtalar zaten sanayide çok rahat. Yok, evet. Sanayide biz geçen gün gittik Rabi hocamla birlikte sanayiye. Tamam mı? Oradaki çöpe atmışlar bir sürü tahta parçaları. Ay biz nasıl? Allah'ım diyorum şurada kocaman bir kamyon olsa da şunları hepsini yükle götürsem ama nereye koyacağım? Ben sanayiden öyle aldım. Birisi eşyalarını taşımış. Eşyayı taşırken aynayı olduğu gibi bırakmış. Ama eski bir ayna. Antik gibi bir şey. Çok antik değil ama. Olsun, harika olur. Yapraklar, eşli, pasifekli falan belki. Şuraya bir daha kurusun mu? Sürdün mü? Sürdüm ama. İstersen fırçayla sür, evet kapatsın. Göstermek için çıkarttım. Evet evet, öyle yapabilirsin hayatım. Şu an çıkan renkleri hepsini işte bir şey diyor. Merhabalar Çiğdemciğim, hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın bunları bu şekilde yapıp bitirebilirsiniz. Evet, çalışabilirsiniz. Esin de yapabiliriz. Çok güzel. Aynayı mı? Ha. Olur. Ayna mı vardı? Aynam var benim de. He. Tipini şeyden hiç beğenmiyorum. Tamam. Tabii getirin değiştiririz. İstediğimiz gibi değiştiririz. Haftaya da herhalde biz aynalarla geleceğiz. İşte senin haftaya. Çünkü ayna çalışmayı ben bilmiyorum. Bu pasta efektini falan bilmiyorum. Açıkçası onları çok merak ediyorum. Tabii yaparız. Aynen. Eskitme. Tabii onları hepsini hiç yaparız. Çalışırız. Hiç sıkıntı yok. Hem buradan canlı yayınlarda da böyle arkadaşlarımız güzelce görüyorlar bizde. Bakın. Oh mis. Tamam, bekliyorum. Böyle. Bu da bitti. Şu diğeri de kurumadı. Kurusaydı onu da şey yapardık ama şimdi bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Burada bakın. Şimdi uzun uzadıya beklemek de istemiyorum. Çünkü bunların kuruması lazım. Belki yine bir yayın daha açabiliriz eğer şey olursa. Bunlar kurur da yetişirse açarız. Kurumazlarsa da artık bir dahaki derse. Aynen öyle. Ama biz gayet hızlı bir şekilde bugün baya bir şeyler yaptık yani. Hocam bir günde cama çalışsak mesela büfe camı. Olabilir, neden olmasın. İşte eskitme yapacağız ya, aynaları falan değiştireceğiz. Aynen camın üzerinde de olur arkadaşlar. Neden olmasın. Eskitmeler yaparız. Aa, beklemedeyiz diyorlar. Ay canım benim, sağ olun. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Tamam canlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.